Ülkemizde kürtaj 10 haftaya kadar yasal olarak yapılabilir. Fakat asla kürtaj bir doğum kontrol yöntemi olarak tercih edilmemelidir. En sık kürtajda vakum yöntemi tercih edilir. Vakum yönteminde rahim içerisine ince bir plastik kamer konulur ve ucuna negatif basınç sağlayan bir enjektör yerleştirilir. Ve rahim içerisindeki gebelik materyali rahim dışarısına güvenli bir şekilde çıkarılır. Kürtaj sırasında iki tür anestezi yöntemi tercih edilir. Bunlardan bir tanesi lokal anestezidir, bir tanesi de sedasyonlu anestezidir. Lokal anestezide rahim ağzına bir ilaç uygulanır, uyuşturucu bir ilaç. Fakat bu ilaç tamamen rahim içerisinde ve karnı uyuşturmadığı için kişi işlem sırasında bir adet ağrısı gibi ağrı hissedebilir. Genel anestezide de, sedasyon anestezide de hasta uyur, işlem sırasında herhangi bir şey hissetmez. Sonrasında da uyanıp günlük hayatına dönebilir. Kürtaj cerrahi bir işlemdir ve tabii ki bazı riskleri vardır. Enfeksiyon, kanama ve nadiren de olsa rahmin delinme riski vardır. Bu yüzden mutlaka güvenilir ellerde ve hijyenik şartlarda yapılmalıdır. Kürtajdan sonra dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Mutlaka 15 gün denize havuza girilmemeli ve ayaktan duş şeklinde banyo alınmalıdır. 15 gün ilişki yasağı olmalıdır. Yine mutlaka kanama sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Bir pede kadar olan kanamalar normaldir. Doktorun verdiği ilaçlar mutlaka düzenli olarak kullanılmalıdır. Özellikle antibiyotiklerin kullanılması çok önemlidir. Kürtajdan sonra 10 gün sonra mutlaka doktor kontrolüne gitmek gerekir.